Herkese merhaba. Bu videomda sizlere ürün çalışırken ipimiz biterse belli olmayan ip ekleme nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Bunu özellikle çok sorduğunuz için ayrıca bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle son kaldığınız yerdeki boncukta çok fazla tur atmanız gerekiyorsa ipinizi bulunduğunuz yerden birkaç boncuk geriye çekmeniz gerekiyor. Şu an benim yaptığım gibi. Ben çünkü o son siyah boncukta iki tur daha atacağım için oraya düğüm yapmıyorum. Yapacağım düğümü geride yapmam gerekiyor. O yüzden birkaç boncuk çekiyorum. Bu tekniği hemen hemen bütün modellere uyguluyorum. İpimizi çektiğimiz aralığa normal ürünümüz bitmiş gibi düğüm atacağız. İğnemize ipimizi sarıyoruz. Sanki ürünümüz bitmiş gibi davranıyoruz burada. İpim kısa olduğu için iğneye ipi sonradan takıyorum. İpi taktık. Düğümümüzü bu araya yavaşça atıp ipi keseceğiz. Düğümümü attım. İpi bir boncuk uzaklaştıracağım. Düğümden uzaklaştık. Şimdi burada ipi kesip yeni ip ekleyeceğiz. Eski ipi kestik. Şu an henüz bir yakma işlemi yapmıyorum burada. Yeterli kadar yeni ip alıyoruz. Ürünümüze kaldığımız yerden devam etmemize yetecek kadar bir ip kesiyoruz. Onu tekrar iğnemize takıyoruz. Yeni kestiğimiz ipi. Şimdi yine birkaç boncuk geriden batacağız. Şöyle ben 4-5 boncuk geriden giriyorum. 3-4 boncuk, yine 2 boncuk kalacak şekilde ilerleme yaptım. İpimizi çekiyoruz. Tam çıkmadan, çünkü altında düğüm yok. Çok çekerseniz ip çıkıp gider. İp çıkmadan şöyle elinizde tutuyorsunuz. Ve buraya yine sanki ürününüz bitmiş gibi bir düğüm atıyorsunuz. Düğümü atarken ipi kaçırmayın, sıkı tutun. İyice düğümümüzü sıkılaştırıyoruz. Yeni ipimizi ekledik ve iğnemizi, ipimizi kaldığımız yere tekrar çekiyoruz. Ben ipim beyaz olduğu için arada beyaz göründü, orayı CD kalemiyle siyaha boyayacağım. İpiniz siyahsa bu kadar belli olmayacaktır. Başta ayırdığımız ipi de kesip kaldığımız yerden ürünümüzü çalışmaya devam edebiliriz. İpim yarıda bittiğinde ben hemen hemen bütün modellere bu tekniği uyguluyorum ve gayet de memnunum. Herhangi bir sökülme veya kopma olmuyor. Gayet sağlam oluyor. Kesinlikle iki ipi birbirine düğüm atma gibi bir yöntem kullanmıyorum çünkü çok kaba duruyor ve sağlıklı olmuyor. Bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.